Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde EBOB EKOK uygulamaları yapacağız. Yani bir soru çözümü videosu olacak. Hemen başlayalım. Size öncelikle bir ipucu vermek istiyorum. İpucumuz EBOB EKOK sorularında nasıl yöntem izleyeceğimiz. Öncelikle düşünmemiz gereken şey şu. Bir bütün küçük parçalara ayrılıyorsa EBOB, küçük parçalar bir bütün oluşturuyorsa EKOK kullanmalıyız. Yani bu bilgiyi biz sorularda karşılaştığımızda hangisini kullanacağımızı karıştırıyorsak ufak bir ipucu olarak aklımızda bulunabilir. Ne yapıyormuşuz? Küçük parçalardan büyük parçaya, yani bütüne ulaşmak istiyorsam EKOK, bütünden de küçük parçaya ulaşmak istiyorsam EBOB'u kullanıyorum. Sorumuza bakalım. Ayrıt uzunlukları şekilde verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki kutulardan en az kaç tane kullanılarak içi dolu bir küp oluşturulabilir? Şimdi bakın, burada dikdörtgenler prizmasını kullanarak bir küp oluşturmak istiyorum. Yani bu küçük parçadan bütün bir kübe geçmek istiyorum. Yani neyi kullanacakmışım? EKOK'u kullanacakmışım burada. Peki benim küpte bildiğim nasıl bir özellik var? Kübün tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşittir. O zaman ben dikdörtgenler prizmasını kullanacaksam hem 3'ün hem 9'un hem de 5'in ortak katı olan bir ayrıt uzunluğuna ulaşmam gerekiyormuş. O zaman bakalım. 3, 5 ve 9'un EKOK'unu bulmaya çalışalım. En küçük asal sayı olan 2 ile başlamak istersen başlayamam. Çünkü neden? 2'ye bölünebilen bir sayı yok elimde. O yüzden 3'e bakayım. 3 ile bölünebilen bir sayı var. O zaman bölelim. 3'ü 3'e böldüm. 1. 5 3'e bölünmedi. Aynen yazdım. 9'u 3'e böldüm. 3 oldu. Hala 3'e bölünebilen bir sayı var elimde. 3'ü 3'e böldüm. 1. 5 bölünmedi. Aynen yazdım. 5'e bölünebilen bir sayı kaldı. Artık onu da böldüm. Hepsini 1 yaptım ve işlem bitti. Buradan EKOK'u ne bulmuş oldum o zaman ben? 3 çarpı 3 çarpı 5'ten 3 kere 3 9, 9 kere 5 45 yaptı. Demek ki bir küpün ayrıt uzunluğu 45 santim olacakmış. Şimdi ben küpte içi dolu bir küp oluşturacaksam bir şeyin içi dolu halini hesaplamak, neyi hesaplamış olurum bunu düşündüğümüzde? Burada hacim hesabı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü içi dolu bir küp diyor. Yani içi dolu bir nesneyi ölçebilmem için benim hacim hesabı yapmam gerekiyor. Hacim nasıl bulunuyordu? En boy yüksekliğin çarpımıyla bulunuyordu. O halde küp için baktığımda 45 çarpı 45 çarpı 45 yapmam lazım. Dikdörtgenler prizmasında da 3, 9 ve 5 var. En boy yükseklikte. Bunların oranı bize kutu sayısını verecek. Yani içine kaç tane kutu sığdırdığımızı bulmuş olacağız. Sadeleştirerek işlem yapalım. 45 ve 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. 45'i 3'e böldüm. 15. 9'u 9'a böldüm. 1. 45'i 9'a böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. 45'i 5'e böldüm. 9 oldu. Yani 15, 5 ve 9'un çarpımıymış. Cevabımız da 675 yapıyor sanırım. Evet, bu şekilde söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu soru biraz uzun gibi gözüküyor ama mantığını anlayınca göreceksiniz ki çok kolay. 4 çarpı yüzlük bir kareli kağıt üzerindeki bazı kareler boyanarak bir kısmı yandaki şekilde gösterilen bir desen oluşturuluyor. Bu desende A satırında 2'nin tam sayı katına, B satırında 3'ün tam sayı katına, C satırında 4'ün tam sayı katına, D satırında ise 5'in tam sayı katına karşılık gelen sütunlardaki kareler boyalıdır. Buna göre bu desende yer alan sütunların kaç tanesinde A ve D satırlarındaki kareler boyalı, diğerleri boyasızdır. Şimdi A satırında 2'nin katı olan sayıları boyamış. D satırında da 5'in katı olan sayıları boyamış. O zaman benim 2 ve 5'in katı olan bir sayıyı bulmam gerekiyor, değil mi? O karelerin boyalı olmasını istediği için. Ama diğerleri boyasızdır diyor. B 3'ün katı olandı, C de 4'ün katı olan kareler boyanıyordu. Bunları istemiyorsa 3 ve 4'ün katı olmayacak. 2 ve 5'in katı olacak, 3 ve 4'ün katı olmayacak. Şimdi 2 ve 5'in katı olandan başlayalım. 2 ve 5 aralarında asal olduğu için bunların EKOK'ları nedir? 10'dur. O zaman 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 bu sayıların ortak katıdır, değil mi? Evet.
Ama 3 ve 4'ün katı olmamasını istiyordum ben. O zaman öyle bir sayıları eleyeceğim ki 3 ve 4'ün katı olmayacak. Şimdi bakıyorum 10 3 ve 4'ün katı değil ama 20 4'ün katı elendi. 30 3'ün katı eledik. 40 4'ün katı, 60 3'ün katı, 80 4'ün katı, 90 3'ün katı, 100 4'ün katı. Bunları elemiş olduk. Ne hangi sayılar kaldı elimizde? 10, 50 ve 70. O halde 3 tane sayı vardır. Yani A ve D'nin katı olup B ve C'nin katı olmayan. Bu şekilde. Bir diğer sorumuz. Uzunlukları 72 santim, 84 santim ve 2 santim olan 3 çubuk aşağıda gösterilmişti. Bu 3 çubuk eşit boylarda ve iç parça artmayacak şekilde kesilerek 24 parça çubuk elde ediliyor. Buna göre x kaç santimdir? Şimdi bir bütünden yani bütün çubuktan küçük parçalar elde etmek istiyorum. O zaman ebop kullanmam gerekiyor. Yani ikisinin de eşit uzunlukta dediği için ortak böleni bulmam lazım. Bakalım o zaman. 72 ve 84'ün ebobunu bulalım. X'i hesaba katamıyorum çünkü onu bilmiyorum. Onu sonradan işin içine dahil edeceğiz. 72 ve 84. İkisi de 2'ye bölünebiliyor. O zaman işareti aldım. 2'ye böldüğümde 36, 2'ye böldüğümde 42 buldum. Hala 2'ye bölünebiliyorlar. 36'yı 2'ye böldüm. 18, 42'yi 2'ye böldüm. 21. 2'ye bölünebilen bir sayı var elimde. 18'i 2'ye böldüm. 9, 21'i bölemedim. Ortak olmadığı için işareti de almadım. Bu sefer 2'ye bölünebilen kalmadı. İkisi de 3'e bölünebiliyor. 9'u 3'e böldüm. 3, 21'i 3'e böldüm. 7. Hala 3'e bölünebilen bir sayı kaldı elimde. Böldüm. 1 bölünmedi. 7. 7'yi de artık 7'ye bölüyorum. Ve 1. X de 1 oldu. İşlem bitti. EBOB ne geldi o zaman buradan? 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani bu da 4, 12 yapmış oldu. Şimdi demek ki ben bunu 12 santimlik parçalara bölecekmişim ki eşit uzunlukta parçalar oluşturmam lazım. O zaman baktığımızda 72'yi 12'lik parçalara böldüğümde kaç parça oluşturabilirim? 12 ile 6'yı çarptığımda 72 olur. O yüzden buradan 6 parça gelir. Yani 72'yi 12'ye böldüğümde 6 geliyormuş. 84 için aynı şeye bakalım. 12 ile 7'yi çarptığımda 84 gelir. Yani 84'ü 12'ye böldüğümde de 7'yi bulabilirmişim. Bunlardan kaç parça geldi? 13 parça. Ben kaç parça buluyormuşum? 24. O zaman kalan parçalar şu 2 santimlik çubuktan mı gelecek? Evet, o zaman 24'ten 13 çıkarırım. 11 buluruz. 11 parça 2 santimlik çubuktan gelecekmiş ve her bir parçanın uzunluğu da 12 santimdi. O zaman 12 çarpı 11 bize çubuğun uzunluğunu verecektir. 12 ile 11'i çarptığımızda da 132 santim olarak buluruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Mehmet bilyelerini dörderle grupladığında bir bilyesi, altışarlı grupladığında üç bilyesi artıyor. Mehmet'in 120'den fazla bilyesi olduğuna göre en az kaç bilyesi vardır? Öncelikle dörderle gruplayabiliyorsam ben bu bilyeleri 4'ün katı olan bir sayıdır. Ve 1 artıyormuş. Yanına ekledim. Aynı bilyeleri altışarlı grupluyormuşum. Buna da 6T diyelim. Bu sefer 3 bilye artıyormuş. Aynı bilyeden bahsettiğim için bu sayılar birbirine eşit değil mi? Hatta buna da diyelim ki bilye sayısı. 4'ün katı ama 1 fazlası. 6'nın katı ama 3 fazlası. Bu şekilde olacakmış. Şimdi arkadaşlar burada benim işlem yapabilmem için şu birden kurtulmak istesem 1 çıkarsam hepsinden çıkarmam lazım. Çünkü aynı sayı eşitler. Burada 2 kalacak ve bu 2 ile yine işlem yapamayacağım. Bilye sayısını o zaman ben ne yapsam? 3 eklesem. Yani buraya da 3 eklemiş oldum. Buraya da 3 eklemiş oldum. Ne olacak burada? 4K artı 4. Burada 6T artı 6. Bu da bilye sayısı artı 3. Bunu da kısaca B ile gösterelim. Baktığımız zaman burası tamamıyla 4'ün katı olmadı mı? Yani 4 parantezine alsam K artı 1. 6 parantezine alsam T artı 1. Bu da bilye sayısı artı 3 eşit olmuş oldu. Yani bunların ne olduğunu hiçbir önemi yok. Ben buradan neyi anlamalıyım? Bu sayının hem 4'ün hem de 6'nın katı olduğu. O zaman ekok 4 ve 6'ya baktığımda en küçük olarak nedir bunların katı? 12'dir arkadaşlar. 4'ün 3 katı 12, 6'ındaki katı 12 yapar. Ama benim bildiğim bir
bilgi daha var. Mehmet'in 120'den fazla bilgisi var. Yani ben 12'yi seçemem. 120'den fazla olması gerekiyor bir kere. O zaman ben bunun 10 katını alsam 120 oluyor. Yine 120'den fazla olmuş olmuyor. O yüzden ne yapalım? 11 katını alalım. O zaman diyelim ki 12 çarpı 11 132 yapar. Bu iki sayının ortak katı 132'de eşitleyebiliyormuşum. O zaman şöyle bir denklem çıkacak. 132 eşittir bilye sayısı artı 3 olmuş oldu. Ben bu 3'ü kendim kafadan ekleyerek bunların katını oluşturmuştum. O yüzden sonuçta bu 3'ü geri çıkarmam lazım. O zaman bilye sayısı ne olacak? 132'den 3 çıkardığımızda 129 olarak bulacağız arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Hızları dakikada 30 metre, 45 metre ve 75 metre olan 3 araç 900 metre uzunluğundaki dairesel pistte aynı anda ve aynı yönde aynı noktadan hareket ediyor. Buna göre en az kaç dakika sonra bu araçlar tekrar birlikte aynı noktadan geçerler? Önceki bir dairesel pist oluşturalım. Bu 900 metre uzunluğundaymış. Dakikada 30 metre giden kişi bu 900 metrelik pisti kaç dakikada bitirir onu bulmak için ne yaparım? 900 bölü 30'dan 30 dakikada bitirdiğini bulurum. Yani birincisi 30 dakikada bitiriyor. İkinci araca baktığımızda 900 metrelik pisti dakikada 45 metre giderek 20 dakikada bitiriyor. O zaman ikincisi de 20 dakika olmuş oldu. Üçüncüye baktığımızda 900 metrelik bir pisti dakikada 75 metre giderek 12 dakikada tamamlar. Şimdi ikisi de aynı noktadan başladı. Diyelim ki şu noktadan başladı. Aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Biri 30 dakikada bitirdi. Diğeri 20 dakikada geldi. Diğeri de 12 dakikada bitirmiş oldu bu parkuru. İkisinin de aynı anda aynı noktadan geçmeleri için ne yapmam lazım? 30, 20 ve 12'nin en küçük ortak katına bakmam lazım. Çünkü en hızı istiyor bizden. O halde bakalım. 30, 20 ve 12'nin ekoku. 2'ye böldüm 15, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 6. Hala 2'ye bölünebilen sayılar var elimde. Bölüyorum. 10'u 2'ye böldüm 5, 6'yı 2'ye böldüm 3. 2'ye bölünebilen kalmadı. 3'e bölüyorum artık. 15'i 3'e böldüm 5. 5 bölünme de aynen yazdım. 3'ü 3'e böldüm 1. Artık 5'e bölüyorum. Hepsi 1 oldu ve işlem bitti. Ekok neymiş o zaman? Bunların çarpımı. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 kere 5, 60. O zaman en az 60 dakika sonra bu araçlar tekrar birlikte aynı noktadan geçecekler. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de bu kadar. EBOB ve ECOX uygulamalarını, sorularını bitirmiş olduk böylelikle. Bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.